Ama Lütfü Savaş, evet, Hatay'da sevilen, belli bir toplum içerisinde sevilen, belli bir toplumun çok değer verdiği bir isim. Ama bu Lütfü Savaş'ın yanlışlarının olmadığı anlamına gelmiyor. Aslında bir şey gözden kaçıyor. Lütfü Savaş, Hatay'da o depremde yüzde neredeyse 50'si 60'ı 80'i yıkılan Hatay'da tek bir binaya bile ruhsat vermemiş de olabilir. Ama bir şey var. Siyasi sorumluluk. Lütfü Savaş bu siyasi sorumluluğu almaktan hiçbir zaman daha doğrusu bu siyasi sorumluluğu almaya dair herhangi bir adım atmadı. Ve bugün gelinen noktada Hatay'da tepkiyle karşılanıyor. Tıpkı iktidarın temsilcileri gibi tepkiyle karşılanıyor. Ve son olarak işte deprem anmasında yaşanan o tablo. Lütfü Savaş'ı istemiyoruz dedi Hataylıların bir bölümü. Sonra Lütfü Savaş çıktı dedi ki işte siyasi rant elde etmek isteyenler var. Hatay'ımızla ilgili hesapları olanlar var. Benim şahsım üzerinden partimizi Hatay'a hedef almak isteyenler var. Bizim orada Sağlık Bakanımız vardı. Ya birinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı Sağlık Bakanımızı ateş açsalardı diye bir takım ifadeler kullandı. Yani kendisini orada protesto edenleri potansiyel terörist olarak nitelendirdi Lütfü Savaş. Lütfü Savaş çünkü bu tarz açıklamalara yabancı değil. Lütfü Savaş daha önce de Gezi direnişi eylemleri olduğunda Hatay'daydı. Hatay'da AK Parti'de siyaset yapıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam AK Parti'den siyaset yapıyordu. Ve o zaman da birkaç marjinal grup demişti Gezi eylemlerine ilişkin. Bakın Hataylı 3 Hataylı insan hayatını kaybetti Gezi eylemleri sırasında. Biraz marjinal gruplar dedi. Lütfü Savaş sağcı bir siyasetçi. Çok sağcı bir siyasetçi. Aslında işin özünü anlatmak gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi Lütfü Savaş'ı aday yapmak istemedi. Ama bir fatura var. Bu fatura birine kesilecek. Ben bundan 15 gün kadar önce katıldığım bir televizyon programında şöyle bir ifade kullandım. Erdoğan Hatay'a gidecek ve diyecek ki bize oy verirseniz hizmet gelir. Bize oy vermezseniz hizmet gelmez diyecek demiştim. 15 gün sonra Erdoğan bu cümleyi kurdu. Evet, olacak olan buydu. Ve ben açık söylemek gerekirse Hatay'ın zaten Cumhuriyet Halk Partisi açısından çoktan kaybedildiğini biliyorum. Buna eminim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bunu bildiğini düşünüyorum. Bunu bildiğini de duyuyorum. Fakat şimdi ortada bir fatura var. Bu fatura birine kesilecek. Hiç lamidim yok. Yani Hatay kaybedilirse bu fatura birine kesilecek. CHP yönetimi diyor ki bize aday değiştirdiler ve o yüzden kaybettiler demesinler diye biz Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdik. Ha, anketlerde çıkıyor mu? Çıkıyor. Gerçekten çıkıyor. Bakın CHP yönetimi burada yalan söylemiyor. Gerçekten de yapılan anketlerde hala CHP'nin diğer aday adaylarına göre, bakın CHP'nin diğer aday adaylarına göre Lütfü Savaş önde çıkıyor. Bunu sağlamış Lütfü Savaş. O yüzden CHP yönetimi de diyor ki madem önde çıkıyor, madem bir fatura var, bu faturanın bize kesilmesi yerine Lütfü Savaş'a kesilsin diyor. Şimdi Lütfü Savaş da bu tepkilere bu kadar yüksek perdeden tepki gösteriyor ve bir şeyin zeminini hazırlıyor. Ben de bu cümleyi burada tarihe not düşmek üzere kuruyorum. Lütfü Savaş Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yarışını kaybettiği gün çıkacak ve diyecek ki benim üstüme bu kadar gelenler, beni protesto edenler, medyada benim adımı linç edenler bu kayıptan, bu yenilgiden sorumludur. Ben burayı kazanabilirdim ama beni linç ettiler. Ben bu yüzden kazanamadım. Diyecek bunu. O da faturayı topluma kesecek. Ve bu nedenle böyle bir hazırlık içerisinde. Şimdi bu sözlerimden ne söylemek istediğimi anlamışsınızdır. Cumhuriyet Halk Partisi Lütfü Savaş'ı geri çekmeyecek. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bugün gün boyunca da çok sayıda partiliyle konuştum. İsteyenler var mı geri çekilmesini isteyenler? Var. Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Sevgi Kılıç, Ali Haydar Fırat. Daha isimlerini sayabileceğim çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey yöneticisi Lütfü Savaş konusunda ya kaybedeceğiz, kaybedeceksek bile şerefimizle, onurumuzla, halkımızı dinleyerek kaybedelim diyenler de var. Haklarını yemeyelim. Ama bir kısmı da bunu düşünmüyor. Aslında Özgür Özel de Lütfü Savaş'ı aday yapmak istemiyordu ama az önce bahsettiğim gerekçeler ortadaydı.
Yani işin özü, bir kere daha tekrarlayarak söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Lütfi Savaş'ın adaylığını geri çekmeyecek. Lütfi Savaş 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Bugün görüştüğüm isimlerin çoğu bana bunu söylüyordu. En azından Özgür Özel'in bu konuda bir geri adım atmayacağını dile getiriyorlardı. Bakalım önümüzdeki günlerde son dakika bir şey olmazsa. Yani benim gördüğüm Lütfü Savaş o seçime girecek. Hem de CHP'nin adayı olarak.